Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Herkese iyi geceler diliyorum. Dünyanın en güzel gençleri, dünyanın ve ülkemin parlak gençleri, geleceğin parlak gençleri. Çok acı çekiyorsunuz. Size çok acı çektiriliyor. Sadece bizde değil, sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada gençliğin kaderi budur. Çünkü yaşlılar gençliklerini kolay unuturlar. Yaşlılar gençliklerini kolay unutunca kendilerinden sonra gelen gençlere cefa çektirirler. Bütün dünyada böyle. Dünyanın kuruluşundan bana böyle ne yazık. Ama bazı öyle ihtiyarlar vardır ki gençliklerini unutmamışlardır. Ve o nedenle gençlere çok sıcak bakarlar. Onları anlarlar. Anlamaya çalışmazlar. Anlarlar. Anlamaya çalışmak ne demek ya? <laughs> Bunları anlarlar. Onun için ben Hafızam kuvvetlidir övümle gibi olmasın. Gençliğimi hatırlıyorum. Yanlışlarımı da hatırlıyorum. Sevaplarımı da hatırlıyorum. Yani başarılarımı da hatırlıyorum. Neler çektiğimi de hatırlıyorum. Ne güzellikler yaşadığımı da hatırlıyorum. O nedenle gençleri çok iyi anlıyorum. Canlarım benim. Geriye dönüp baktığımda her şeye rağmen, her şeye rağmen bir sonraki kuşağın bir önceki kuşaktan ülkeyi daha iyi yere taşıdığını görüyorum. O nedenle ensenizi karartmayın diyorum. Benim yaşındakiler enseyi karartıyorlar nedense pek çoğu gidiyorum. Hatta ortak kuşak bile enseyi karartıyor. Battık dede ya, bittik ya, ya bir şey olmaz ya. Ya ev olmaz ya, dört sene neye beklediyorsun bize ya falan filan. Birisi de diyor ki mesela canım kardeşim benim, güzel evladım benim. Ya dede yoksa bunlar ekonomi düzeltecekler mi? E ya da düzeltirler. Gocunacak işte, mıyız yani? Üzülecek miyiz ekonomiyi düzeltecekler diye? Keşke düzeltseler. İnşallah düzelsinler. Ama benim rahmetli babaannecimi çok sevdiğim bir lafı vardı. Böyle birisi bir şey söylediğinde yapacağım edeceğim falan dediğinde ne bileyim kaynanam kız çıksın derdi. <laughs> ne bileyim kaynanam kız çıksın yani kaynanam bakire çıksın demektir bu. Güzellerim benim. Her şey iyi olacak. Bakın inanın iyi olacak. Türkiye'nin iktisadi sorunları çözülemeyecek sorunlar değil. Her şey çok kolaylıkla çözülebilir aslında. Ama Recep Tayyip Erdoğan ve Berat Albayrak kafasıyla imkansız. Mümkün değil. Ha, zihniyetlerini değiştirirler mi? Aman değiştirirlerse alkışlarım. Bana ne ya? Bana ne? Ülkeyi onlar kurtaracak diye ağlayacak mıyım? Abi ülkeyi birileri kurtarsın da kim kurtarırsa kurtarsın bana ne ya. <laughs> Allah Allah. İsterse Trump gelsin kurtarsın. Umurumda bile olmaz ama ülke ekonomisi kurtulsun. Başka hiçbir şey istemem. Canlarım benim. Peki neden bu kadar kötü yönetiyorlar ülkeyi? Çünkü sürekli makyaj yapıyorlar. Sürekli makyaj yapıyorlar. Bakın dünyanın en çirkin Kadınını bile, dünyanın en meminetsiz, en yüzü gülmez, en nobran, en kaba, en çirkin erkeğini bile usta bir makyaj, makyajcının eline verirseniz onu güzelleştirir. Kadını güzel, erkeği yakışıklı yapar. Ama sadece kısa bir süre için yapar. Makyaj silindi mi bitti abi. Böyle bir toplantıda çirkin ve fakat ile muhalefetiyle bilinen bir hanımefendi yaklaşıyor. Başbakan Churchill'in yanına. Churchill biliyorsunuz çok içki içerdi ve çok puro içerdi. Viski içerdi. Siz çok kötü bir sarhoşsunuz diyor. <laughs> Churchill her zamanki sükunetiyle sadece gülüyor. Purosundan bir duman çekiyor. Viskisinden bir yudum alıyor. Hanımefendi diyor. Ben yarın sabah uyandığımda ayılacağım. Ama siz yarın sabah yatağınızdan kalktığınızda yine şu andaki gibi çirkin olarak kalkacaksınız. Viski <laughs> içki demişken güzel bir şey oldu. Pukka diye bir kardeşimiz, Pukka diye bir arkadaşımız, Pukka isimli bir arkadaşımız, YouTuber. Kendi platformunda, kendi modunda, formatında çok başarılı olduğu söyleniyor. Ben İzleyemedim, izleyemedim belki de vakit bulamadım. Ama kendisiyle ilgili haberleri takip ediyorum. Bugün çok güzel bir haber geldi Puka ile ilgili. Duymuşsunuz siz de büyük ihtimalle. Çünkü sizler de hepiniz yılları YouTube'u izleyi yani sosyal medyayı daha doğrusu izliyorsunuz. Puka çocukları uyuşturucuya mı özendirici bir konuşma mı yapmış, bir şeyler yapmış sözümana. Konuşma, konuşma yapmış yani. Sadece ya da işte konuşmasının içinde bazı uyuşturucu şeyleri mi geçti? Tekrarlıyorum samimiyetle bilmiyorum ama bir şeyi biliyorum ki hakkında hakkında hapis cezası isteyen bir savcı çıkmıştı. Savcı soruşturmadan sonra dosyayı mahkemeye gönderip kovuşturma talep etmişti. Mahkeme kovuşturmayı kabul etmişti. Bugün ise savcının mütalası okundu. Belki de değişti savcı. Belki hakimler, savcılar kurulu soruşturma başlatan ve kovuşturma talep eden savcıyı değiştirmiş olabilir. Ama savcı Pukka'nın beraatini istedi. Ya bu çok güzel bir haber. İşte savcı, bakın savcı, işte hukukçu. O kadar kötü bir ülke haline geldik, o kadar berbatız ki. İçkiden ve sigaradan nefret eden bir başkanımız var diye filmlerde içki içen, sigara içen birisi üstü buzlanıyor. Neden? Sigara görünmesin diye. <laughs> i̇çki kadehi görünmesin diye üstüne buz yapıyorlar. Elinde ne olduğunu bilmiyoruz. Yakında kitabı da buzlarlar. <laughs> Canlarım benim ya. Ya nasıl bir ülke haline geldik? Ama aynı televizyon ekranlarında Adam bir çekişte mesela Kurtlar Vadisi 88 kişi abi dağır 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 tarıyor tabanca meydanda kanlar meydanda şey her filmde sadece Kurtlar Vadisi ile ilgili örnek vermiyorum abi be ne müdahalede var ne muzlanma var abi yani sanırsınız ki içki ve sigara tabancadan daha öldürücü. Ya içki ve sigara değil, ki öldürücü. Ya adamın yaşama hakkı varsa kendi kendisine yavaş yavaş intihar etme hakkı var size ne ya? Allah Allah. Ya bırakın vazgeçin bu müdahalecil kuyunuzdan ya. Ben sigara içmem. İçkiyi çok canım isterse içerim de arkadaşlarımla içerim. Tek başıma içki içmem. Yıllar önce tek başıma da evde içki içtiğim olurdu. Ama ben uzun yıllardır en azından bir kere 25 senedir tek başıma içki içmem mesela. A, dost sohbetlerinde içerim. Oh hem de ne güzel içerim. Şarkılar söylerim, fıkralar anlatırım. Ama canlarım benim ya kime zararım olur? Beni tanıyanlar bilirler. Hiç kimseye zararım olmaz ya. Aksine herkes benimle aynı masada olduğu için son derece keyiflidir. Mutlu olur herkes. Ya ne var bunda ya? Neyse Pukka kardeşime geçmiş olsun diyorum. Savcı madem berat istedi mahkeme bunda da direnemez ceza vereceğim diye. Çünkü zaten suçu yok bu kanın. Suç olmayan bir eyleme, bir fiile ceza verecek mahkeme de Türkiye'de eğer hala varsa batsın bu dünya abi. <laughs> batsın bu dünya, bitsin bu rüya falan diye. Orhan Baba söyler. Evet Allah canlarım benim, güzellerim benim. Dedim ya Türkiye'de iyi şeyler de oluyor. Türkiye'de başka ne iyi oluyor mesela? iyi olan neler var? Abi Türkiye'de iyi bir CHP var abi. Çok iyi bir CHP var. Sosyal medyanın ne demek olduğunu kavramış bir CHP ve CHP'de çok dürüst, çok ilkeli, çok karakter sahibi üst düzey yöneticiler var abi. Belediyelerde akrabacılığa son, nepotizm derler buna biliyorsunuz nepotizm. Kayırmacılık, yeğencilik daha çok eski bir olaydır bu. Hmm. Papa'nın altı tane bir kardinal yapması üzerine e, halk arasında kullanmaya başlamıştır yeğencilik diye. Evet Türkiye'de aldı başını gidiyor ama abi herkes belediyeleri konuşuyor. Belediyecilikte CHP bir defa kesinlikle harika bir iş yaptı bütün belediye başkanlarına resti çekti Cumhurbaşkanı şey Mustafa, Mustafa, Kemal Kılıçdaroğlu. Mustafa Kemal diyeceğim hayırdır inşallah Kemal Bey. Kemal Kılıçdaroğlu bütün belediye başkanına yani bu hatayı yapan bütün belediye başkanlarına rest çekti. İstemiyorum kardeşim dedi ya. Akraba kayırmak yok. Yakın, eş, dost, ahbap işe almak ne demek dedi ya. Yok böyle bir şey ya. Doğru. Açın sınavınızı kazanan girsin kardeşim. Türkiye'de yarışma ve yarışma konusunda fırsat eşitliği var. Bunu sık sık hatırlatırım biliyorsunuz. Hemen hemen akabinde tabii ki imam oldu aynı şeyi söyledi. CHP'li ilçe belediye başkanları İstanbul'da uyardı. İstemiyorum kardeşim dedi ya. İstemiyorum. Biz dedi vatandaşımıza böyle söz vermedik. Hiç kimsenin dedi akrabasını belediyede görevlendirmesini kabul etmiyorum. Ve bütün bütün CHP'de yayıldı bu. Bu çok güzel be. İnanın çok güzel ya. Biz unuttuk böyle şeyleri. Ama abi. Ama abi. En büyük akraba duruyor abi. Damat abi damat. Ya damat hala Türkiye'nin en önemli iki bakanlığının başında abi. Hazine ve maliye. Abi para muslukları. Para para para. Şirketlerde bütün personelin çok finansman müdürü sever. En çok finansman müdüründen nefret eder. Hele satış memurları finansman müdürlerinden nefret ederler. Neden? Finansman müdürleri hep para ister. Çünkü para gelecek ona. Satış müdürleri de satış memurları da hep taviz vermek isterler müşteriye. Personel neden finansman müdürünü çok sever? Abi ya da çok nefret eder abi. Para onda. Avans alacaksa finans müdürü imzalamadan alamaz abi mı sevmez finansman müdürünü. <laughs> mı <Aldığımı> sever. <laughs> İnsanlar dünyanın her yerinde böyle. Finansman müdürleri avans verdi mi? Sevilirler. Vermedi mi? Küfür yani küfür yerler. Tabi yüzlerine karşı değil de mutlaka küfür yerler. Ama şirketlerde en önemli bakan, e, müdürlüklerin başında gelir finansman müdürlüğü. Türkiye'nin finansman müdürü, finansman müdürü bakan abi bakan seçimlere giderken 31 Mart seçimlerine giderken ve ondan sonraki İstanbul yenileme seçimlerinde açtı abi bütçenin ağzını. Açtı abi. Gelmeyen paraları bile harcadı. Sonuç berbat. 21 milyar lira Merkez Bankası'ndan para alıyorlar biliyorsunuz. Büyük ihtimalle hesaba geçti belki de hazineye. Abi 2 milyar lirası hemen müteahhitlere gidiyor. Ya da gitti. 6 milyar lira enerji şirketlerine 8 milyar. 11 ya da 12 milyarda emeklilere bayram ikramiyesi kurban bayramında. Bitti para abi. Para bitti. E böyle devlet yönetilir mi yahu? Böyle devlet yönetilir mi canlarım benim ya? Ama devleti böyle yöneteceklerini zannediyorlar ne güzel bir laftır geçti Borun pazarı süre şeyindi diye yok eğer Borun pazarını bitirmek istemiyorsa bu ülkeyi yönetenler hala Borun pazarında alışveriş yapmak istiyorlarsa abi bu zihniyetten kurtulacaklar bu zihniyeti bırakacaklar para kurulunu hemen devreye sokacaklar para kurulunu üstüne basa basa söylüyorum. Para kurulunu devreye sokacaklar. Çıkacaklar piyasaya dolar satın almaya başlayacaklar. E ama o zamanlar müteahhitleri kurtaramazlar. O zaman özel sektör işletmelerini, patronlarını kurtaramazlar. Ama Türkiye'yi kurtarırlar. Ama halkı, vatandaşı kurtarırlar. Aksi halde batar bu ülke. Bakın işsizlik tavan yapar. Daha bu bir şey değil. Bu bir şey değil diyorum. Önemli olan ins önce toplumun moralini düzeltebilmek için, toplumun moralini düzeltebilmek için öncelikle orta direk zaten kalmadı gerçi ya. Kalan orta direk ve en alt gelir gruplarının ve alt gelir gruplarının sorunlarını çözmek için ve gençlerin sorunlarını çözmek için istihdam yaratacak, istihdam yaratacak üretim imkanlarını gerçekleştirmek yeni projeler için yeni projeler için bazı garantiler getirmek. Yeni projelerin daha sıfırdayken bile hisse senetlerinin borsalarda satılmasına imkan vermek ve o projelere projelere devlet olarak garanti olmak. Ya mevduatlara garanti oluyorsunuz ya kardeşim. Mevduatlara garanti oluyorsanız üretim yapacak insanların yatırımlarının hisse senetlerinin satılmasına da garanti verin. Ya bırakın biraz yükselsin ise senedi piyasası da. Ya bırakın biraz paralar çözülsün abi. Dolar hesaplarındaki paralar çözülmeden Türkiye'yi kurtaramazsınız. Türkiye'yi kurtarmak istiyorsanız doları biraz yukarıya çekin sonra dediklerimi yapın. Bu kadar kısa mı? Abi çok uzun. Çok uzun ama hep söylüyorum 20 dakikada 25 dakikada anlatılacak şeyler değil bunlar. Ama bilsem ki dinleyeceksiniz. İnanın oturacağım bir gün 2 saat bunları anlatacağım. 2 saat. Belki 3 saat anlatacağım. Ya da hazırlayacağım soruları. Önce soruları kendim hazırlayacağım. Bana soru soracak o hazırladığım soruları vereceğim. Ve benimle tartışacak. Ya da benim verdiğim sorular olmayacak. Fark etmez. O zaman derler ki ha Birisi bana muhalif birisi. Ya da ekonomiyi bilen birisi soracak. Anlatacağım abi anlatamıyorum. Ben bunu 30 senedir anlatamıyorum. Yahu Türkiye Türkiye uçuruma gidiyor, uçuruma. Aha bunu konu başlığı yapacağım biraz sonra. <laughs> Neydi, clickbait miydi? Ha satayım, ben de clickbait yapacağım. Ya Türkiye uçuruma götürülüyor ya, göz göre göre uçuruma götürülüyor. Kurtaracağız, merak etmeyin. Hep beraber kurtaracağız. Nasıl görevimiz tehlikede? Son saniyede Tom Cruise şeker hemen pime bomba patlamaz. Herkes kurtulur. Hep beraber kurtaracağız canlarım Türkiye'mizi. Hep beraber kurtaracağız ve gençler siz mükemmel bir Türkiye'de Türkiye alacaksınız. Çok daha çok daha yükseklere Atatürk'ümüzün hedef gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine taşıyacaksınız. Ben sizlere inanıyorum. Ben sizlere güveniyorum. Güzellerim benim, canlarım benim. Hepinizi gözlerinizden öperim. Yarın sabah 7'de buluşmak üzere Hoşçakalın.